6. Bölüm Davalar Konusu. Sizden birinin başkasına karşı bir davası varsa, kutsallar önünde değil de imansızlar önünde yargılanmaya cesaret eder mi? Kutsalların dünyayı yargılayacağını bilmez misiniz? Madem ki dünyayı yargılayacaksınız, küçücük davaları görmeye yeterli değil misiniz? Bu yaşama ait davalar bir yana, melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz? Bu yaşamla ilgili davalarınız varsa, inanlar topluluğunda en önemsiz sayılanları mı yargıç tayin edersiniz? Sizi utandırmak için bunu söylüyorum. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge bir kişi yok mu aranızda? Kardeş kardeşe karşı dava açıyor, üstelik imansızlar önünde. Aslında birbirinize karşı davanız olması bile sizin için düpedüz bir yenilgidir. Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı? Dolandırılsanız daha iyi olmaz mı? Bunun yerine siz kendiniz haksızlık edip başkasını dolandırıyorsunuz. Üstelik bunu kardeşlerinize yapıyorsunuz. Günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın. Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklardır. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız, kutsal kılındınız. Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Cinsel ahlaksızlıktan kaçının. Bana her şey serbest ama her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest ama hiçbir şeyin tutsağı olmam. Yemek mide için, mide de yemek içindir. Ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır. Beden cinsel ahlaksızlık için değil, Rab içindir. Rab de beden içindir. Rabbi dirilten Tanrı, kendi kudretiyle bizi de diriltecek. Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla. Fahişeyle birleşenin, onunla tek bir beden olduğunu bilmiyor musunuz? İkisi tek bir beden olacaklar, deniyor. Oysa Rab'le birleşen kişi, onunla tek bir ruh olur. Cinsel ahlaksızlıktan kaçın. İnsanın işlediği tüm diğer günahlar bedenin dışındadır. Ama cinsel ahlaksızlıkta bulunan, kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.